Teyzem merhaba. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Hava Alkan. Siz Fikirdeve'de oturuyorsunuz. Evet. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? 60 yıl, 65 yıl. Gelin olarak buraya mı geldiniz? Gelin olarak. Yani evlendiğinizde ilk buraya mı geldiniz? Çok sonra geldim. Çocuklarım var. Memleket neresi? 3 tane çocuğum vardı. Geldim. Mahmut burada oldu. Memleket neresi? Kerkidak Baba Köyü. Yaş kaç sorma sayı bulması? Yaş kaç? Anlamadım. Yaş. Kaç tevellüt? Yaş 87. Maşallah. Peki Fikirtepe'de kentsel dönüşüm yapılıyor. Sizin buralarda yıkılacak. Bakanlık burayı yapacağız dedi. Muhtemelen bu sene sonunda burayı boşaltacaklar. Seneye de 5-6 ayda boşaltmak için süre verecekler. Seneye yazın bu zamanlar muhtemelen buralar yıkılmış olacak ya da yıkılmaya başlayacak. Ne diyorsunuz? Boşaltacaklar ama biz nerede kalacağız? Size süre zaten verecekler. Ben şimdi yavrum buradan çıksam kira verip oturamam. Devlet 3500 lira kira yardımı yapacakmış. Bir de istiyorum da bulamıyorum. Devlet size 3500 lira kira yardımı yapacakmış. 500 lira kira. 3500 lira. He? 3500 lira. 3500. Evet, şu anda ödediği rakam bu Fikirtepe. O bir şey etmiyor. İç çekirdek parası. Peki siz ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz? Sizin görüşünüz nedir? Bir yere yerleştirecek. Yani barınmak için bir yer verecek, geçici de olsa, değil mi? Öyle. Hakiki olarak. Doğru. Ben şimdi nerede kalırım? Bu yaşta. Şimdi yıkıldığına sevineyim mi, üzüleyim mi diyorsun? Nereye gideceğim diyorsun, nerede kalacağım diyorsun? Evet. Var mı yetkililerden başka talep? Yetkililerden bir isteğin var mı söylemek istediğin? Yetkililerden bir isteğim mi? Ha. Tayyip'e seslenirim. Ha. Ne diyor? Burayı bildirsinler, ne zaman ne olacak? Burayı aydınlatsınlar ki size çok kadar verildik. Aydınlık yok. Ne alacağınızı versin, şeffaf olsunlar evet, diyorsunuz. Evet, evet. Yereğin görev bir güvence olması lazım. Peki sizce bakanlık şeffaf mı? Bilgi veriyor mu insanlara? Bizde o yok. Kimse açıklamıyor. Benim çocuklarımın orada yeri var kızımın. Kimse açıklamayın. Evet. Birinci etapta mı? Yıkılan yerde mi? Evet. Orada bilmiyor mu ne alacağını? Yok, bilmeyle. Kaç yıl önce yıkıldı orası? Efendim? Kaç yıl önce, ne zaman yıkıldı onun evi? 2 yıl oldu mu yıkıldı orası başlayalım? Oldu, çizgilemişsin. Doğru. Gene o zaman daha uygun oldu kiralar. Şimdi en ucuz kira basit bir yer 15 milyar, 20 milyar. Peki ne diyor bakanlık, niye söylemiyor? Bilmem niye söylemedi gün. Açıklaması lazım. Kimsenin sözleşme bir var mı? Sözleşme bir şey anlamayla. Sözleşmeden de bir şey anlamayla. Sözleşme de yok. Protokol de yok. Yazılı bir şey de yok. Yok. Boşadın. Yapacağız dediler. Bu kadar. Bize güvenin. Kimsenin bir bildiği yok. Ben de isterim ki yerimi nereye? Yerimden çekeyim ben. Sokakta kalırım. Hiç olmazsa bir bilgi versinler. Bir gelsin desinler ki anacığım şu senin yerin bura mı? Bura. Evet. Sana ne kadar? Sana bu kadar yer vereceğiz. Aha. Sana da uygun bir para vereceğiz. Hiç merak etme. 87 yaşındayım yavrum. Anacığım sen merak etme. Senin de kiranı vereceğiz. Böyle çıkarım. Ben nasıl çıkayım yavrum? Hakiki olarak. Ben doğru. Nerede kalayım? Doğru diyorsun teyze. Ben nerede kalayım? Emekli maaşı falan var mı sizde geliriniz? Emekli maaş bir tek yemeği. Yemiyor, doğru. Kirayı nasıl vereyim? Aletirim, su, kupa, bunları nasıl vereyim? Kiminle yaşıyorsunuz siz? Tek misiniz? Tekim, çocuklarım geliyor işte, oğlum geliyor, kızlarım geliyor. Hmm. Kimseyle duramazsın şimdi. Doğru. Herkes kendisi. Herkes oğlumla duramam, hakikli duramam. Var mı bir isteğin, söylemek istediğin bir şey var mı? İsteyim işte bizi rahat edecek şekilde. Şeffaf halkı, olsunlar. Halkımızı, mağdurlarımızı. Çocuklarımızı şey yaptı da, okudu, tahsilleri var da, geçerli meslekleri kazandılar da, yavrum gençlerimiz açınlar, yazık oluyor. Peki bir şimdi yapılan yeni rezidanslar, yüksek binalar var, binalar. Sen orada yaşayabilir misin teyze? Nasıl düşünüyorsun onlarla ilgili? Yaşayabilirim, çocuklarımın biri de benim yanımda olur, yaşar. Ben teşekkür ediyorum teyze. İnşallah bunu biz Fikirde Haber olarak yayınlarız. Üstüne basa basa söyleyeyim. Ha, söyle. Olmaz böyle. Sen şimdi diyorsun ki verilen kira yetmiyor. Bir. Şeffaf değiller. Ne alacağımızı bilmiyoruz. İki. Evet.
Evet. Ben şimdi yıkılırsa nereye gideceğim onu düşünüyorum. Evet. Nerede kalacağım? Evet. 3. Kiramı nasıl ödeyeceğim? Nasıl geçineceğim? Evet. 4. Bize kalacak yer göstersinler. Evet. Kira da vermesinler. Biz orada kalırız. Evet. Yapılana kadar. Evet. Ama ne alacağımı söylesinler diyorsunuz değil mi? Evet. Tamam teyzem. Evet. Teşekkür ediyorum. Bildi. Senden de bu bilgileri isteydim. Bana diyeceksin. Anacığım böyle böyle verdim. Cevabını bunu aldım. İnşallah. Tamam. Tamam teyzeciğim. Tamam. Unutmadığım bir şeyler vardır. Keşke unutmayaydım onları da.